Buralı mısın? Ha. Peki ne iş yapıyorsun şimdi? Torna. Yaptığın işi beğenerek mi seçtin? Yani bir meslek olarak mı seçtin? Yoksa babanın zoruyla git de işte eve başarı kuş getir mi dediler? Mesleği için mi? Güzel, aferin. Peki, şimdi Torna'nın adını eskiden hiç kimse bilmezdi. Aynı bile bilmezdi. Şimdi bakıyoruz ki 5-6 her şeye gençlerimiz dağılıyor. Meslek sana bir güven veriyor mu şimdi? Tornacılık sanatınla övünür müsün? Evet, teşekkür ederim. Peki kaynak işleri de, onlardan da öğrenmek istiyor musun yani? Başka işlerde de, tabii bunun yanında bazı kaynak da bir faktör oldu yani. Ayrı bir, onu da öğrenmek istiyor musun? Onları şimdiden yavaş yavaş veriyorum. Evet, güzel. Yani merakın var. Evet, var. Aferin. Eline sağlık, sağ ol. Evet. Ne güzel. Çocuktan başka hiçbir vasıta, döner vasıta yoktu. Bugün mesela birçok alanda, gönül işte olsun, gençlik yer alanda olsun, artık sanayiye yönelmek. Ama yerlerde çok dar. Burada bu sanayi yapmak da mümkün olmadığı kanaatindeyim. Evet. Çırpınan bir sanayi olmuştur. Şey adres? Tepsoğlu. Evet, kimlerdensin? İlhan Akan'ın torunuyum. Güzel. Bu mesleği kendin mi seçtin, başka biri mi sana tavsiye etti? Kendim seçtim. Güzel. Onu cesaretle seçtin, bir evet. Meslek sahibi oldun. Evet. Peki sana sorayım. Baba mesleği bizim olmasının da etkisi evet. Var tabii. Beslilerin böyle atılganlığı, bilmeden o işten o işe geçtiği bu cesareti nereden buluyorlar? Sana da sorayım. Sen genç olarak nasıl atılıyorsun buna? Geçmişten gelen bir birikim. Gerek medeni cesareti, gerek geçmişten sanatın içinden gelmesi. Sanatkar bir toplum olmasından ileri geliyor herhalde bence. Evet, güzel. Peki, şimdi ben diyorum ki, burada bu sanatı ben beğenmedim. Sen ne diyorsun? Yani şu sanayi mi değildir bu ya? Sen şu olarak şu tornacıya uygun bir dükkan mı burası? Kesinlikle uygun değil tabii. Bu çırpınan bir sanayi. Çırpınıyor. Yani ben görüşüm gibi burada çünkü en aşağı bir tornacının tezgahlarının hepsini kumanda edecek, görecek malzemesini koyacak yer olması lazım. Tabii. Havalı yer olması lazım. Şehrin dışında müsait bir sanayi alanı olması lazım. Tabii. Burası dükkan. Şimdi diyoruz ki bu Besli'den millet göçtü. Acaba neden göçtüler? Senin de gençler olarak duyduğun bir şey var. Niye göçtüler? Dışarıya göçüyorlar mesela. Kapına sığmadı gelişince. Ha. Maddi gücüde gelişince kapına sığmadı. Ha. Daha büyük iş alanları aramak istedim. Ondan dolayı gösterelim. Gelişen teknolojiye ne alanımız vardı ne de bir meydanımız. Meydanı bulun. Gitti. Orada. Bulamayanlar kaldı. Şimdi işte böyle dar yerde çırpınıyor. Şimdi ben diyorum ki bu terim olarak Besli'yle bir vakıf kuralım. Yani büyük bir şirket. Banka gibi. Diyelim banka. Böyle sizin gibi sanatını seven kültürel yönden gelişmiş, teknolojiden çıkmış. Bugün kırılan tezgah, bizim de teknolojide hemşehrilerimiz bugün biliyorsun hep motorlu tezgah, tekstil sanayide ileride. Bunlara senin ulaşabilmen için, tamam mı? Sana daha geniş kapsamlı makine yardım etsin, daha geniş dükkan, daha geniş hemşehrileri yetiştirirsin değil mi? İftihar edersin hem de. Böyle bir fon kursak, siz de müsret nefri katkıda bulunur musunuz? Tabii. Tamam. Teşekkür ederim. Arkadaşlar da teşvik edersin. Tabii. İkincisi de Besli'nin giden folkloru var. Folklor da bir faktördür yani bir milletin çalışkanlığını, her şeyini ortaya koy. Evet. Bunda da bir söz sahibi olalım. Eski atalarımızın müziğini çıkaralım. Bir folklor kuralım, kurmak istiyoruz. Şu anda kayıp folklorumuzun olup olmadı ben değil. Hah.
Aslında Türkmeniz biz, soyumuz Türkmen. Geniş folklara sahibiz biz. Ama başkaları alıyor, kullanıyor. Biz bunu yeniden canlı tutacağız. Bunun içine bir folklor kurmak istiyoruz. Siz de müsveddeki katkıda bulunur musunuz?